Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Social Club Crew amblemimizin logosunu nasıl kaliteli bir şekilde değiştirebiliriz? Bunun rehber videosuyla karşınızdayım. Hatırlarsanız arkadaşlar, daha önce kanalda Social Club Crew amblemimizin logosunu nasıl değiştirebileceğinize dair bir rehber video getirmiştim. Ancak o yöntemde logomuz oyun içinde birazcık pikselli görünüyordu ve kötü görünüyordu. İş gören bir taktikti tabii ki, ancak bu şekilde sorunlar oluyordu. Dolayısıyla ben de arkadaşlar birazcık daha araştırma yaptım ve daha kaliteli bir şekilde nasıl logonuzu oyuna aktarabilirsiniz, bugün bunu sizlere hızlı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar, bu yöntemi uygulayabilmek için bizim bir dosyaya ihtiyacımız olacak ki aslında dosyadan ziyade bir web sitesi arkadaşlar bu. Ancak size ben HTML dosyası olarak bunu vereceğim. Siz bunu indirdikten sonra bilgisayarınıza açıp işlemleri o şekilde yapacaksınız. Aynı zamanda arkadaşlar tabii ki de kendi logonuza ihtiyacınız var ki bu noktada arkadaşlar size tavsiyem logonuzu 512'ye 512 çözünürlükte yapmanız veya bu çözünürlüğe ayarlamanız. Birazdan zaten nedenini anlayacaksınız. Her neyse, şimdi ilk olarak arkadaşlar size verdiğim dosyayı hızlı bir şekilde açıyoruz. Evet, dosyayı açtığınızda bu şekilde bir site karşınıza çıkacak arkadaşlar. Bu noktada ilk olarak bizim yapmamız gereken şey sol üst tarafta kalan import image tuşuna basarak logonuzu bu siteye aktarmak olacaktır. Hızlı bir şekilde öncelikle bu tuşa tıklıyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar sizin dosyanız yani logonuz neredeyse, onu seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Benim dosyam şu an tam olarak burada, onun seçimini bu şekilde gerçekleştiriyorum ve aç diyorum arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra burada belirli ayarlamalar var arkadaşlar. İlk olarak bu ayarlara dokunmadan önce create emblem tuşuna basmanızı öneriyorum. Hızlı bir şekilde öncelikle bu tuşa basalım. Bu tuşa bastıktan sonra böyle 5 saniye 10 saniye kadar bilgisayarınız, daha doğrusu bu tarayıcı penceresi donacaktır arkadaşlar. Bir problem yok. Beklemenizi öneriyorum. Daha sonrasında bu şekilde logonuz buraya yansıyacaktır. Logonuz bu şekilde buraya yansıdığında hemen logomuzun alt tarafında yer alan şu satıra dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu an bende kırmızı bir şekilde gözüküyor gördüğünüz üzere ve too expensive yazıyor. Burada şöyle dikkat çeken bir detay var arkadaşlar. Bizim logomuz en fazla 1.280 milyon uzunluğunda olabilir ki bizim şu an dosyamız gördüğünüz üzere 2.767 milyon. Yani bayağı aşıyor ve dolayısıyla burası da kırmızı gözüküyor arkadaşlar. Bizim bunu bir şekilde indirmemiz gerekiyor. Peki nasıl indireceğiz? Onu da şu sol taraftaki ayarlamalar kısmından yapacağız. Sizlere tavsiyem buradaki ayarlarla tek tek oynayıp en doğru ve logonuz için net gözüken ayarı seçmeniz arkadaşlar. Ben şu an buradan muhtemelen 256'yı seçsem ve create emblem'a tekrar bassam burası inecektir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu an okey gözüküyor. Yani şu an bu amblemi oluşturup social club'a aktarabilirim. Ancak dediğim gibi siz buradan ekstra ayarlamalar yaparak arkadaşlar, çünkü bu ayarlamaları değiştirdiğiniz zaman buradaki sayı değişecektir. Örneğin ben şu an birkaç ayarlama değiştirdim. Şuraya da medium yapayım örneğin. Create emblem diyelim. Bakın gördüğünüz üzere 827.000'e düştü. Yani kısacası buradaki ayarlamalarla oynamanızı öneriyorum. Ancak benim 256'yı indirmem yeterli oldu. Ayrıca logodan da memnunum arkadaşlar. Şuraları da şu şekilde değiştireyim. Hatta daha kaliteli olması için birazcık daha yükselteyim. Bakalım ne olacak. Evet, 1.0346. Hala 1.280'in altındayım. Yani bir problem yok demek oluyor bu. Şimdi örneğin siz logonuzdan memnunsunuz ve burada bu şekilde yeşil bir şekilde okey yazıyor. Bu noktada arkadaşlar sağ taraftan generate koda bir kere tıklıyoruz ve çok geçmeden bu şekilde bir kod gelecek arkadaşlar karşınıza. Burada tek yapmanız gereken şey copy kod demek arkadaşlar. Şimdi bu size verdiğim dosyayla işiniz tamamen bitiyor. Şimdi yapmanız gereken şey ise Social Club'a giriş yapmak. Şimdi ilk önce hızlı bir şekilde Social Club sitesine giriş yapalım. Siteyi açtığınızda sign in tuşuna basarak dediğim gibi öncelikle hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Hızlı bir şekilde öncelikle ben giriş yapıyorum. Şimdi bu şekilde Social Club'a giriş yaptığınızda ana sayfası böyle olacak ve burada arkadaşlar kuruf sekmesinden emblem editöre tıklamanız gerekiyor. Hızlı bir şekilde ona tıklıyoruz ve bu şekilde bir pencere açılacak. Böyle bir seçenek gelirse buna close diyebilirsiniz. Onunla bir işimiz yok. Şimdi bu noktada arkadaşlar ilk olarak bu sayfayı açtığımızda bizim yeni bir amblem oluşturmamız gerekiyor ki onu da create new adındaki seçeneğe basarak yapabiliriz. Hemen ona tıklıyoruz ve buradan da close tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şey ise az önce kopyaladığımız kodu bu siteye aktarmak olacak. Peki bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bunu yapabilmemiz için ise Ctrl Shift J komutlarına basıyorsunuz arkadaşlar tarayıcı pencerenizde ve daha sonrasında bu şekilde bir pencere çıkacak karşınıza. Buraya da arkadaşlar yapacağınız şey hemen zaten burada yanıp sönen imlecin yanına arkadaşlar Ctrl V tuşuna basmak ya da sağ tıklayıp yapıştır da diyebilirsiniz. Bunu bu şekilde yapıyoruz öncelikle ve daha sonrasında kodumuz burada yer alıyor arkadaşlar. Şimdi tek yapmamız gereken bir şey var, o da bu kodu Enter'a basarak girmek olacaktır. Hemen buranın içerisindeyken Enter tuşuna basıyoruz ve şu an arkadaşlar zaten burada ufaktan bir hata da olmuş olabilir ama sıkıntı yok. Gördüğünüz üzere sayfa yenilendi ve burada logomuz gözüküyor. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer üst tarafta bu şekilde logonuz gözükmüyorsa bir problem yok arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bende de gözükmüyor burada. Ancak aşağı tarafta bu şekilde logonuz görüyorsanız tüm işlemleri başarıyla yapabilmişsiniz demek oluyor. Ve bu noktada arkadaşlar tek yapmanız gereken şey buradan bu logonuzun gözüktüğü yere gelip Publish tuşuna basmak olacak arkadaşlar. Publish'e basıyorsunuz ki buradan kurulunuzu da seçiyorsunuz. Benim
zaten bir tek kurum olduğu için sadece o seçili burada. Bu şekilde seçtikten sonra kurumunuzu publish tuşuna bastığınız an arkadaşlar tüm işlemler başarıyla tamamlanmış oluyor. Close diyoruz. Burayı da kapatabiliriz. Burada bir işimiz kalmıyor. Şimdi bu paylaştığınız logoyu kurumunuzun amblemi haline getirmek için Kurums, My Kurums teknesine geliyoruz. Bu sayfayı açtığınızda da siz hangi kurumunuzun amblemini düzenlemek istiyorsanız o kurumunuzu buradan seçiyorsunuz. Benim zaten bir tane var. Her neyse ona tıklıyoruz öncelikle bu şekilde. Ve son olarak da buradan arkadaşlar emblems kısmına geliyoruz. Zaten burada paylaştığımız logoyu görebiliriz arkadaşlar. Hemen bu paylaştığımız logonun sağ alt tarafındaki 3 çizgiye tıklıyoruz. Make Kurum Emblem diyoruz arkadaşlar. Ve çıkan ekranda Confirm'e bastıktan sonra ki burada şöyle bir uyarıda bulunuyor bize. Bu amblemin oyunda ve bu site üzerindeki logomuzda gözükmesi 30 dakikaya kadar sürebilir yazıyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Daha sonrasında buradan Confirm'e tıklıyoruz arkadaşlar. Ve şu an başka hiçbir yapmanız gereken şey bulunmuyor. Okey diyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi burayı biz F5 desek bile yani sayfayı yenilesek bile gözükmeyecektir. Çünkü 30 dakikaya kadar sürebiliyor. Ki 30 dakika değil 5 dakika 10 dakikada da geldi oluyor. Ancak en fazla 30 dakika sürüyor. Her neyse tüm işlemler bu kadardı arkadaşlar. Şimdi isterseniz oyunda nasıl gözüktüğünü size bir de göstereyim. Hızlı bir şekilde GTA Online'a giriş yapıyoruz. Evet şu an GTA Online'a giriş yapmış bulunmaktayız arkadaşlar ve gördüğünüz üzere logomuz gayet net bir şekilde gözüküyor karakterimizin arkasında. Hemen onu da şu şekilde şöyle birazcık daha yakından göstereyim gördüğünüz üzere. Logoyu sırtımızda görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok basit bir yöntemdir ve oyunda da kaliteli bir şekilde bu logomuzu görebilmemiz mümkün. Daha önceden dediğim gibi arkadaşlar logonuzun boyutu 512x512 olsun maksimum ki bu bile bazen taşabiliyor arkadaşlar. Taştığında da zaten az önce söylediğim ayarlamaları yaparsanız bu şekilde logonuzu oyuna başarılı bir şekilde aktarabilirsiniz. O zaman videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umuyorum ki bu video işinize yarmıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.